Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mozaik bu motifin çalışmasını yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi çantamda da aynı modeli uyguladım. Bu çantamın ipi koton ip. Ama ben size herhangi evden bir iple yapıyorum ki yaparken daha kolay gösterim olsun diye. Siyah ip ekranda pek güzel gözükmüyor. Şimdi bize gerekli olan iki renk ip lazım. Hangisinden yaparsanız o sizin tercihinize kalmış bir şey, çantanızı veya battaniyelerde her yerde kullanabileceğiniz bir modif. Şimdi başlangıç olarak 6 tane zincir çekiyorum. Altı zinciri diğer ucuna birleştiriyoruz. Ve iki zincir çekip bu yaptığımız ortanın içine ikili trabzanla 16 tane dolduruyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Modifimiz bitene kadar arkadaşlar her sırasını göstereceğim. Bunlarda sayı falan şu an verirsem sayı falan yok zaten anlayamazsınız. Bitene kadar her ilmeğinizi göstereceğim size. İpim içeriden yürütüyorum ki gözükmesin diye. On altı tane kafesimizin içini ikili trabzanla dolduracağız arkadaşlar. Şu şekilde. On dört, 15 ve 16. Şimdi bu 16 ilmek doldurduk. Başlangıçtaki zincirimizin tam ortasına bunu birleştiriyoruz arkadaşlar. Fakat bunları da birleştirdikten sonra zincirimizi çekmeyeceğiz. Çünkü iki ip kullanacağımız için bunu şimdi buraya bağlıyorum. Ve ip kırma falan yapmayacağız arkadaşlar. İki ipimizi birden götüreceğiz. İlmeğimizi buraya birleştirdik. Zincirimizi diğer iple çekeceğiz. Bir tane zincirimizi. Ve alttan mavi ipimizi çekiyoruz ki şurada potluk, bolluk olmasın diye. Şimdi hemen yandaki bu trabzanımızın başındaki şu ilmeklerimiz vardı ya arkadaşlar. Normalde böyle batıyoruz. Buna değil, şu arkadaki ilmeğe, şu görmüş olduğunuz şu ilmeğe, şu öndeki kalacak arkadaşlar şurası. Arka taraftakini öreceğiz. Şuraya. Hep bu tek olarak alacağız. Çift olarak almayacağız arkadaşlar. Arkadaki ilmeğin içine sık iğnemizi 1, 2, 3 tane yaptık. Hep arkalardakini alacağız arkadaşlar. Böyle batmayacağız. Yani direkt batmıyoruz. Şu birini, şu V'ler var. Şu yukarıda görmüş olduğunuz gibi. V'nin arkadaki ilmeği alacağız hep. 3 tane ilk başlangıç olarak 3 tane sık iğnemizi yaptık. Sonra yanına bir sık iğne. Diğer ilmeğin arka taraftaki ilmeğe 2, bir tane daha alıyoruz diğerinden 3. Şu şekilde. Şu önlerdeki ilmekler kalacak arkadaşlar. 1, 2, 3 tane de tekli olarak yaptık. Buraya 3 tane yapmamızın nedeni köşe. Şimdi diğer köşeyi yapıyoruz. Buraya da yandaki ilmeğe 3 tane. 1, 2, 3 tane sık iğnemizi yaptık. Sonra tekrar 3 tane tek olarak yapıyoruz.
2 ve 3. Diğer köşe olacak şimdi. Tekrar 3 tane sık iğne. Evet. Sonra tekrar 3 tane batıyoruz arka. Şey, 3 tane yaptık. 3 tane tek olarak yapıyoruz. Saniye arkadaşlar, ipimiz. Bir, iki ve üç. Tek tek üç. Şu köşelere üç tane, sonra bir, iki, üç tane tek. Sonra diğer son köşemizi yapıyorum. Bir, aynı yere üç tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra bakın üç tane ilmeğimiz kaldı zaten. Ona da tekrar bir, arkadaki ilmekleri iki ve üç tane yapıyoruz. Bu şekilde bu sıramızda bitmiş oluyor. Hemen şu ilk başlangıçtaki beyaz yerimize bakın arkadaşlar. Buraya ilmeğimizi taktık. Taktıktan sonra direkt çekiyoruz arkadaşlar. Zincir çekmiyoruz burada. Zincirimizi ne yapıyorduk? Diğer ipimizle çekip beyazı buradan pekiştirdik. Evet. Şimdi maviye geçtik arkadaşlar. Köşede 3 tane yapmıştık beyazdan. Şimdi hemen zaten 3 ortadaki şu hemen buraya geliyoruz. Bakın şu ilmeğe. Buna köşe olduğu için buraya mavi ipimizden de 2 ve 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Yani köşeler hep 3'er tane olacak. Tam orta yerlerine batacağız arkadaşlar. 3. Sonra bakın bu beyazda da daha iyi gözüküyor arkadaşlar. Şunlara değil de şu arkadaki ilmekleri örüyoruz hep. Şunlara. Şunlar değil arkadaşlar. Şu arkadaki ilmekleri. Şimdi bir, iki tane yaptık. Sık iğne. Bakın şimdi püf noktalar burası arkadaşlar. Burada ilmek alıyoruz. Modelimize başlıyoruz çünkü. Milisütü aldık. Tam şurada 1, 2, 3 tane yapmıştık değil mi arkadaşlar? Burada şimdi 2 tane yaptık. Artmış oldu. Şimdi bunun tam şu ortadaki gelen yeri bakın. Şurada ilmeğimiz ön tarafta ilmekler kalıyordu. Arkadakini örüyorduk. Şuna buradan takıp bununla trabzan yaptık. Bu bir tanenin yerine önden yaptık arkadaşlar. Şu arkada bakın bir tane var. Ona yapmıyoruz. Hemen yandakine, arka taraftakine sık iğnemizi yaparak devam ediyoruz. İki tane sık iğne yaptık. Ve bakın üçüncünün ortasındayız. Buraya da üç tane. Bir, iki, 3 tane sık iğne. Şimdi yan tarafa geçtik, diğer köşeye. 1 hemen yandakine 2 sık iğnemizi yaptık. Şimdi buranın bakın şurası 3 tane yapmıştık hatırlarsanız. Şu ortadakinin milüstü alıyoruz. Bu ortadakinin ön taraftaki ilmeği alacağız arkadaşlar. Şunu. Bu şekilde. Şimdi bunu yapmıyoruz tabii. Bunun yerine önden aldığımız için diğer yan taraftakine geçiyoruz. Bir, iki tane yaptık sık iğnemizi. Sonra tekrar köşeye geldik arkadaşlar. Üç tanenin ortasındakine geldik. Buna da tekrar bir, iki, üç. Yani bu köşelerin orta yerine hep üç tane banacağız. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar yan tarafa tekrar geçtim. Bir, iki tane sık iğne yaptım. Milüstünü alıyorum. Bunun yerine bunu yapmıyoruz. Şurada da söylediğimiz gibi şu ön taraftakini alıp
İkili trabzan yapıyoruz ön taraftan. Hemen diğer yandakine sık iğne. Bir sık iğne daha. Şu aralarda iki tane sık iğne. Sonra köşeye geldik arkadaşlar. Bir, iki, üç tane sık iğnemizi yaptık. Diğer tarafa geldim. Arka taraftaki ilmeği alıyorum, sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne daha, iki tane sık iğne. Yine ortaya geldik arkadaşlar. Burayı şöyle bir anlaşılır şekilde göstermek istiyorum. Mil üstümüzü alıyoruz orta yerde. Şu ilmeğe taktık. Bakın ön tarafta ilmeğimiz vardı ya. Buna bir, iki tane, iki kere de çekip trabzanımızı yaptık. Ve bir, iki tane sık iğnemizi yapıp mavi sıramızı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bunu hemen ilk başlangıç yerimize, yani şuraya, batıp ilmeği içeriden kaydırıyoruz. Bunu da bağlamış olduk ve hemen beyaza geçiyoruz arkadaşlar. Beyazda zincirimizi çektik. Bunu alttan çekelim ki burada ipimiz gevşek durmasın. Şimdi hemen köşedeyiz zaten. Bu ip değişiminin yanında hep 3 tane hemen köşemize gelmiş oluyoruz. 1, 2 ve 3. 3 taneyi yaptık arkadaşlar. Şimdi yanda tekrar 1, arka taraflarını yapıyoruz yine. Şu ön ilmekleri artık bunu söylemeyeceğim. Bu tarafı değil, arka taraflarındaki ilmeği alıyoruz. 2 tane sık iğnemizi yaptık. Mil üstümüzü alıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun yanındaki, bakın şurası, ilmeğimiz burada önde kalıyordu bir tanesi. Mil üstü aldık. Hemen bu öndeki ilmeğe takıp 1, 2 defa da çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve burada bir tane şu yaptığımız, bakın şu trabzan yapmıştık. Onun arka taraftaki ilmeği alıp, ilmekler hep arka taraftaki ilmek arkadaşlar. Onu alıp bir tane sık iğne yaptık. Tek tek gidiyorum ki motif bitene kadar anlaşılır şekilde olsun. Zaten sonra alıştığınız zaman kendiniz nerede ne yapılacağını fark edeceksiniz. Bir tane sık iğne ve tekrar mil üstü aldık. Bu sefer bu trabzanın diğer yanındaki beyaza trabzan yapıyoruz. Bakın. Sonra yine iki tane, bir, iki tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi arkadaşlar köşeye geldim yine. Bir, iki, üç tane sık iğne. Yine hep arka taraftaki ilmekleri alıyoruz. Bir, iki tane sık iğnemizi yaptık. Mil üstü alıyoruz arkadaşlar. Bu trabzanın yanındaki tekrar şu ilmeğimizi, trabzanımızı bu şekilde örüyoruz. Sonra şurada yaptığımız gibi bir sık iğne, mil üstü alıyoruz. Tekrar şu öndeki ilmeğimizi trabzan yaptık. İki tane sık iğne ve köşeye geldik. 1, 2, 3. Bakın modelimiz yavaş yavaş çıkıyor arkadaşlar. Burada tekrar diğer tarafta yaptığımız gibi 2 sık iğne. Şurada görmüş olduğunuz ilmeğimizi, bakın trabzanımı yaptım. Yanına 1 sık iğne
Milli sütümü alıyorum. Diğer yandaki ilmeğe trabzan, iki tane sık iğne ortaya geldim. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İki tane sık iğnemizi yaptık. Milli sütümüzü aldık. Yani buraya şunu yapmıyoruz da buradan alıyoruz ilmeğimizi arkadaşlar. Şöyle. Şimdi arkadaki ilmeğimizi tekrar bir sık iğne aldık. Milli sütümüzü alıyoruz. Bu ilmeği aldık. Ve iki tane bir iki tane sık iğnemi yapıp hemen ilk başlangıç olan yerime şuraya içinden kaydırarak ilmeğimi pekiştirdim ve zincirimi diğer mavi iple atıp arkadaki beyazı sıktım. Bakın arkadaşlar. Zaten bu mozaik modellerin hepsi bu önden trabzan yaparak oluyor arkadaşlar. Şu ilmeği ön tarafta bıraktığımız için önden örerek oluyor. Şimdi mavi ipimize geçtik. Köşedeyiz arkadaşlar yine her zamanki gibi. Şu ilmeğimize 1, 2, 3 tane sık iğnemizi yaptık. Daha sonra 1, 2 tane sık iğnemizi de yaptık yan taraftan. Bu şimdi kaç sıra oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. sırayı gidiyoruz. 2 tane sık iğnemizi yaptık. Milli süt alıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu ilmeğin hemen yanındaki mavi, bakın şurada nasıl yapmıştık şunun yanındaki. Şimdi de bu ilmeği, yani şu sondaki, şunun altındaki ilmeği alıp trabzanımızı yaptık. Bu sırada şu 3 tanenin arka taraflarına 1, 2 ve 3 tane sık iğne yaptık. Milli sütümüzü aldık. Hemen bu trabzanın yanındaki, bakın şu ilk baştaki mavinin ön tarafta kalan ilmeğini trabzanımızı yapıyoruz. Şu şaşırtmasın sizi arkadaşlar. Bunu yapınca şu arkadakini yapmıyoruz. Bu arkadakini yerine zaten bunu yapmış olduk. Hemen diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Bir, iki tane yapıyoruz. Ve 3 tane, 1, 2, 3 tane köşemizi, sık iğnemizi yaptık. Şimdi aynı şekilde 1, 2 sık iğnemizi bu tarafa, milli sütümüzü aldık. Yani bunun yerine buradan alacağız arkadaşlar. Şu ön taraftaki mavinin dışta kalan ilmeğini alıp trabzanımızı yapıyoruz. Daha sonra hemen çubuğun arkasındaki ilmeğe 3 tane yanındakine sık iğne yapıyoruz. Şu şekilde. Milli sütümüzü aldık. Diğer yandaki mavinin içindeki ilmeğe bir trabzan yapıyoruz. Sonra 1, 2 sık iğne, 1, 2, 3 köşeye geldik. 3 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar diğer tarafta da aynı şeyi uyguluyoruz arkadaşlar. 2 sık iğne, milli sütü alıp alttaki ilmeğimizi, trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 tane sık iğnemizi yaptık. Öndeki ilmeğimizi aldık. 1, 2 tane sık iğne,
1, 2, 3 tane köşemize sık iğnemizi tekrar yaptık. Bu tarafta aynı şekilde arkadaşlar. Anladık herhalde bu önden almayı. Bakın milistümüzü aldık. Benim yaptığım şekilde uygularsanız hiçbir sorun kalmaz arkadaşlar. Daha sonra eliniz zaten yaptıkça alışır. 2, 3 sık iğnemi yaptım. Şu ilmeğimizi de alıyoruz. Ve 1, 2 tane batıp ipimizi buraya birleştirdik. Zincir çekmiyoruz. Zincirimizi diğer ipimize çekip bunu arkadan, bakın böyle yaptığımız zaman arkadaşlar zincir çekersek şurada mavimiz belli olurdu. Veya burada beyazımız belli olurdu. Zincir çekmeyip bununla çektiğimiz zaman o sorun ortadan kalkıyor zaten. Bakın. Şimdi beyaza geçtik arkadaşlar. Köşedeyiz yine. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğnemizi yaptık. 1 2 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi burada tekrar mil üstümüzü aldık arkadaşlar. Şuradan bakın yine bu genelde şu kenarda köşenin yanında hep iki tane oluyor sık iğne. Bunu tekrar önden trabzanımızı yaptık. Burada arkadaşlar iki tane, bir iki tane ördük sık iğnemizi. Mil üstü alıyoruz. Ve şunun tam ortadaki tek kalan, yani şu direklerin yanındaki şunu alıp bu sefer buna trabzan yaptık. Sonra 1 2 sık iğnemizi yapıp mil üstü alıyoruz ve şu beyazın öndeki ipimize trabzanımızı yaptık. Bakın. 1 2 tane sık iğne yaptık. Köşeye geldik. 3 tane. Tekrar 1 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Mil üstümüzü alıp direğin yanındaki şu beyazımızı trabzan ördük. Bundan sonra direğin arkadaki zaten ilmeğe geliyor. Buna bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne daha, mil üstümüzü aldık. Şu ortadaki şunu arkadaşlar trabzan örüyoruz. Daha sonra 1 2 tane trabzan sık iğnemizi yaptık. Bakın modelimiz çıkıyor yavaş yavaş. Şimdi burada tekrar mil üstümüzü alıp hemen bunun yanındaki şu beyaz ilmeğe trabzanı ördük. Köşeye geliyorum. 1 2 tane sık iğne yan yana. Ortaya geldim. 3 tane sık iğne. Aynı şekilde arkadaşlar burada yaptığımız şekilde buralara da 2 sık iğne, mil üstü aldım. Beyazımızı örüyorum. Tekrar 1 2 sık iğne, mil üstü aldım. Trabzanı yaptım. 2 sık iğne, mil üstü alıyorum. Diğer tarafı aynı şekilde bitiriyorum. İki taneden sonra trabzan ortadakini alıyoruz.
İki sık iğne. Ortadakini aldım. Son sık iğnemi yapıp ilk başladığım yere ilmeğimi kaydırıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi maviye geçtik. Mavide zincirimi çekip arkadan şu beyazımı çekiyorum ve köşedeyim yine. 1 2 3 Köşeye 3 tane ilmeğimi yaptım. Yan tarafa 2 tane sık iğnemi yaptım. Mil üstümü aldım. Şimdi burada aynı şekilde arkadaşlar mil üstümü aldım. Şu ilmeğimizi biliyorsunuz. Bu ilmeği trabzan yapıyoruz. Burada 1 2 Yanlışlık yapmayalım arkadaşlar. Mil üstümü aldım. Bu arada 2 tane sık iğne. Şu direğin bu sefer yan taraflarına, yani şu mavilere, şurada görmüş olduğunuz maviye trabzanımı yaptım. Burada 1 tane sık iğnem var. Yani şu direğin arkasındakine sık iğne yaptık 1 tane. Mil üstü aldık. Bu diğer taraftaki maviye de trabzan yaptık. Sonra 2 tane sık iğne arkadaşlar. Mil üstümüzü aldık. Şu maviyi alıyoruz. Şu diğer taraftaki gibi. Sonra 2 tane sık iğne yapıp köşemize geldik. Bu sırayı tekrar göstereceğim. Bakın arkadaşlar şöyle olacak. Şimdi burada 2 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Mil üstü aldık. Yani bunun yerine şuradaki ilmeği alıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Direğin başındaki ilmeği sık iğne. Yan taraftakine bir tane daha, 2 tane oldu. Mil üstü alıyoruz. Şimdi direğin yan taraflarından çıkacağız. Şuradaki yaptıklarımız gibi. Mil üstü aldık. Şu ilmeğimizi trabzan örüyoruz. Ve bir tane ortadakine sık iğne. Mil üstü alıyoruz. Buraya da tekrar trabzan. 1 2 tane sık iğne. Mil üstü aldık. Şu ilmeğimizi tekrar alıp trabzan yaptık. Köşeye geldik yine arkadaşlar. Üç tane sık iğne yaptık. 1 2 sık iğne yan yana. Mil üstümüzü alıyoruz. Köşelerin yanı hep 2 tane sık iğne oluyor genelde. Şu ilmeğimizi aldık. Bunu ördük. Sonra direğin başındaki ilmeğin arka taraftakine 1 sık iğne. Yan tarafına 1 sık iğne daha. Trabzan yapıyoruz tekrar arkadaşlar. Yani şuradaki işlemlerin hepsi bu sırada da aynı şekilde yapıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradayız arkadaşlar. Direklerimiz 1, 2, 3, 4 tane oluyor. İki tane yaptık. Şu ilmeğimizin bir tanesi kalmış şurada. Mil üstü alıyoruz arkadaşlar. Şu ön taraftakini aldık. Direğin arkasına yaptık. 1, 2 mil üstü aldık. Direğin arkasına bir tane yapıp tekrar yaptık. İki sık iğne mil üstü alıp son trabzanımızı yapıp bir iki tane sık iğnemizi yapıp sona geldik. Tekrar ipimizi buradan arasından geçirdik. Bundan zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bunu da çekiyoruz. Bunu da arkasından pekiştirdik. Şu şekilde. Bakın. Şimdi arkadaşlar son beyazımızı yapıyoruz. 2, 3 tane köşemizi yaptık. Şimdi burada tekrar 2 tane sık iğnemizi yaptık. Mil üstümüzü alıp şu ilmeğimizi alıyoruz. Bakın. Hep bunların yanındaki alınıyor. Görüyor musun arkadaşlar? Direğin arkadaki ilmeği ördüm. 1 2 burada mil üstümü alıyorum. Karıştırmayalım arkadaşlar. Hemen şuradaki yani direğin yanındaki ilmeği aldım. Trabzan yaptım. Direğin arkasını yapıyorum. Bir sık iğne. Bakın burada bunu yaptıktan sonra bir tane örüyoruz. Mil üstü alıp şu ortanın hemen başındaki ilmeği alıyoruz. Bir trabzan daha örüyoruz. Sonra şu direğin mavinin arka tarafına direğine sık iğne yaptık. Mil üstümüzü alıyoruz tekrar. Şu ilmeği alıyoruz. 1 2 tane sık iğne mil üstümüzü aldık ve şu beyazımızı da son direğimizi yapmış olduk. Yani 1 2 3 4 5 tane direk olacak son beyazımız arkadaşlar. 2 sık iğnemizi yaptık. Köşeye geldik. 1 2 3. Şimdi aynı şekilde yine baştan gösteriyorum arkadaşlar. Köşemizi yaptık. 1 2 tane sık iğne mil üstümüzü aldık. Zaten örnek kendini gösteriyor artık, değil mi arkadaşlar? Bakın bunu aldım, trabzan yaptım. Sonra 1 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Mil üstümü aldım. Şu ilmeğimizi alıyoruz. Bakın burada iki tane var ya, hep direğin yanındakini alıyoruz arkadaşlar. Buna bir sık iğne burada. Mil üstü alıyorum. Orta olduğu için şunu arkadaşlar. Direğin tam başındaki ilmeği trabzanımızı yaptık. Hemen yanına şu direğin arka taraftaki ilmeğe bir sık iğne. Tekrar mil üstü alıp trabzanımızı yaptık. 1 2 sık iğne mil üstümüzü aldık. Şu ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar 1 2 tane sık iğne ve ortaya 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz.
Tekrar aynı şeyleri bu sırada da yapıyoruz arkadaşlar. Buraya kadar öğrendiğimiz için ben bu sırayı geçiyorum böyle. Beyazımız son artık bitti. Bir, iki taneyi yapıp son yerimizi içeriden geçirerek pekiştirdik. Ve bu ipimizi artık kırabilirsiniz. Sonra içeriden geçirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şuradan onu bir keseceğim. Sonra arkadan temizlersiniz. Hemen köşeye geldik arkadaşlar. Mavimiz son. 2-3 tane yaptık. Bakın modelimiz de bu şekilde oldu bu sefer. Şimdi örneği en son sıramız gösteriyor zaten. Şimdi hiçbir şey yapmadan ortaya kadar sık iğnemizi yapıyoruz arkadaşlar. Yani köşeden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğnemizi yaptık. 7 tane sık iğneden sonra şu direklerimizi üste götürmek için, yani şuradaki gibi bakın arkadaşlar. Şu direklerimizi götürmek için milistümüzü aldık. Bunun ön taraftaki ilmeğini alıp trabzan yapıyoruz. Bir tane sık iğne, beyazın arkadaki sık iğne ve milistü alıp diğer şu mavimizi üstteki ilmeğini alıp bu şekilde götürdük. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Son sıramıza kadar arkadaşlar 7 tane sık iğnemizi yaptık. Son sırada bu kadar. Şimdi köşelerimiz yine 3 tane. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 taneden sonra milistümüzü alıyoruz. Bu mavinin üstteki ilmeği alıp bir direk daha yapıyoruz. Bir sık iğne yapıp diğer direği üst tarafa taşıyoruz. Sonra tekrar 7. Yani son sıramızın hepsi bu kadar. İsterseniz motiflerinizi birleştirebilirsiniz tığla yaparken. Mesela bu son sırada veya bundan sonra bir sıra daha yapıp ekleme sırası yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben çantamı diktim. Bu ilmeğin şu her zamanki arkadan almıştık ya arkadaşlar örerken. O arkadaki ilmekleri birleştirerek diktim ben bu modelde. Hem ortada daha bir güzel görünüm oluyor. Hem de daha basit oluyor.
Diğer tarafta gösterdiğim gibi aynı şekilde burayı da ördük. 7 tane sık iğnemizi yapıyoruz tekrar. 1, 2, 3 köşelerimiz yine. Son tarafımızdayız. 7 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Direğimizi, trabzanımızı ördük. Bir sık iğne. Tekrar aynısını yaptık. Ve yolumuza devam ediyoruz. 7 tane yapıp son ilk başlangıç yerimize buna da bir zincir çekip evet arkadaşlar motifimizi tamamlamış olduk bu şekilde. Bakın labirent modele benziyor, mozaik örgü modelimiz değil mi arkadaşlar? Bu şekilde motifimiz bitmiş oluyor. Tabii her renkten çok çok güzel olur. Birleştirdikçe daha güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bu çantada şöyle bir şey var. Motifleri yaptım. Ben tek tek motifleri ördüm önce arkadaşlar bu çantamızda. Aslında ben motif için video yaptım ama bu çantanın da nasıl şey yaptığını da göstereyim size. 13 tane modiften çıktı arkadaşlar. 13 tane modifi hazırladım, kenarıma koydum. Başlangıç olarak bu biraz kafa karıştırıcı bir dikiş oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 taneyi önce dikin şöyle. Yani 6 taneyi birleştirin arkadaşlar. 6 taneyi birleştirdikten sonra şu şekil tutalım. 3 bu tarafa, 3 de arka ortada, 6 tane buraya. Bir tanesi burada arkadaşlar, yarım şekilde. Yani yarısı buraya, yarısı diğer tarafa gelecek şekilde. Bir tane buraya. Bak bu motifimiz de bakın şöyle şu şekilde üçgen yapıp arka tarafa geliyor. Yani 6 tane ortaya gittiği zaman 1, 2, 3, bir tane de şurada, 4 tane de bu tarafa 10. Diğer tarafta zaten bu 6'yı yaptıktan sonra neyi nasıl ekleyeceğiniz daha anlaşılır olur. Şu hemen buraya bunu ekliyorsunuz arkadaşlar. Bunun yanına bunu yarım olarak, yarım derken diğer tarafına gelecek. Bir de şuraya. Yani 3 tane. 6 ortaya, 1 buraya yarım, 1 tam buraya, 1 tam arkaya, 1 yarım ortaya. 10 oldu. 11, 1 yarım buraya, 1 de buraya. 13. Bunu bu şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi anlatmayla bu kadar olmuyor arkadaşlar. Dikerken de kafa karıştırıcı. Hani karışıyor insanın kafası. Ama bu şekilde gördüğünüz zaman bence anlaşılır olur. Ve üstlerine diktikten sonra birkaç sıra tekrar trabzan ve sık iğne gidip kulplarını taktım. Bu şekilde çantamız da hazır oldu. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Hepinize kolay gelsin. Abone olmayan arkadaşlarımı abone olmaya davet ediyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.